Ve bir ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından yaşanan mucizelere bir yenisi daha eklendi. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez depremin 248. saatinde sağ olarak kurtarıldı. Ölmez'in yakınları ise birbirine sarılarak sevinçten ağladı. Kahramanmaraş Atabey Apartmanı enkazında bir mucize daha yaşandı. 17 yaşındaki Aleyna Ölmez depremin 248. saatinde sağ olarak kurtarıldı. 11 gün sonra enkazdan sağ şekilde çıkartıldı. Bölgede bulunan madenciler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, JAK ekipleri, UMKE ekiplerinin enkaz altından sağ olarak çıkardığı Aleyna Ölmez tedavi için hastaneye sevk edildi. Kenara çekin. 11 gündür bekleyen Aleyna'nın teyzesi Güler Duman, ısrarla çalışmasını sürdüren kurtarma ekiplerindeki madenciye sarılarak teşekkür etti. Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti. Efendim, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bağış kampanyaları başladı. Tüm Türkiye'de televizyonların ortak yayını ile bağış kampanyası düzenlendi. Gecede toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi geçti. Türkiye Kahramanmaraş merkezi meydana gelen iki depremle sarsıldı. Depremin ardından çalışmalar sürerken hızlı bir toparlanma sürecine girildi. Kahramanmaraş merkezi 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Bu kapsamda tüm televizyonlarda ortak yapılan canlı yayında depremde zarar gören vatandaşlar için yardım toplandı. 9 saat arayla yaşadığımız iki büyük deprem 11 ilimizde ciddi yıkıma ve hepimizin ciğerini yakan can kayıplarına yol açmıştır. Öncelikle depremde... Türkiye Tek Yürek isimli yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzleri yardım topladı. Yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadeleyle arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını... Yardım yayınında gece boyunca gelen bağışlar sonrası toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplanırken 9 milyon 10 binde SMS bağışı yapıldı. Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasını değerlendiren milletvekili Dursun Ataş, toplanan paraların 80 milyar TL'sinin devletin parası olduğunu söyledi. Ataş, yine hayal kırıklığı yaşadık dedi. Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Türkiye Tek Yürek isimli yardım kampanyası ile 115 milyar TL yardım topladı. Depremzedeler için organize edilen gecede Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının bağışları tepkileri beraberinde getirdi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, haberin merkezinde Şeyda Tuğba Çalapfer diye konuştu. Ataş, toplanan paraların 80 milyarı devletin parası. Yine hayal kırıklığı yaşadık dedi. Yardıma koştu. Herkes SMS attı. Bir şekilde yardımcı oldu ama dün büyük bir şey izledim. Yine hayal kırıklığına uğradık birçok konuda. Belki bu söylediklerimiz eleştirilecek ama biraz bakarlarsa görürler orada toplanan yardımın neredeyse 80 milyarı devletin kendi parası. Yani sizin bizim paramız ve bunlar zaten onlar için harcanacak para. Bugün devletin devlete bağış yaptığı, devletin bir kurumunun devletin başka bir kurumuna bağış yaptığı bir dönemi gördük akşam. Bu çok böyle devletin nasıl bir duruma geldiğini çok açık bir gösterge. Sosyal medyada bunlar dönüyor. Bunu yazanlara bazıları belki yanlış değerlendirip kızabilirler ama Merkez Bankası 30 milyar bağışlıyor. Ziraat Bankası 20 milyar bağışlıyor. Halk Bankası 7 milyar. Ziraat Bankası 12 milyar. Tek tek seyrettim sabaha kadar ve böyle ibretle seyrettim diyeyim. Bunlar zaten devletin parası ve zaten oralara harcanacak para. Zaten hazinenin parası. Böyle bir yetkiler de yok. Maalesef ki akşam bunları gördük ve büyük bir illüzyon diyelim biz buna. Çok detayları var bunların. Daha Haziran ayında 20'şer milyar. Vali Vekili Şenol Esmer deprem sonrasında Kayseri'de yapılan çalışmaları anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Sarız ilçesinde depremden hasar gören ve yıkım kararı verilen binalar hakkında bilgilendiren Esmer, tedavi gören depremzedeler hakkında da açıklamalarda bulundu.
Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, deprem sonrası yapılan çalışmaları anlatmak için kameralar karşısına geçti. Ağırlıklı olarak bizim Sarız bölgemizde biraz daha hasar fazla olduğu görülüyor. Çünkü orada bugün yapmış olduğumuz, bugüne kadar devam ediyor çalışmalarımız. 48 konut, 11 ahır, bir de küçük okul hasar gördü. Yani daha az çok 48 konut ve 11 ahır. Ağır hasar gördü. AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmaları anlatan Esmer, Kayseri'de 9 okulun boşaltılacağını söyledi. Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta bulunan 12 katlı bina ile ilgili yıkım kararının verildiğini, askı sürecinin devam ettiğini söyledi. Şimdi il merkezinde 3 konut, birisi 2 katlı, birisi 4 katlı. Bir tane de 12 katlı, hepinizin malum olduğu üzere Tekten Hastanesi'nin yanındaki konut. Özellikle oranın yıkım kararı çıktı. Acil yıkım kararı çıktı. Dün ben akşamüstü onu onayladım. Arkadaşlarımız bugün orada ilan sürecine başladılar. Ve oradaki sabahleyin bütün konutları baştan aşağı gezerek tespitlerini yaptılar. Boş olduğuna dair ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgili emniyete talimat verdik. Özellikle binada küçük sarsıntılarda çökme ihtimali çok yüksek. Onunla ilgili bu 3 gün süreç beklendikten sonra hemen yıkımına geçilecek. Kayseri'de çeşitli hastanelerde tedavi gören yaralılar hakkında da rakamsal bilgiler veren Kayseri Vali Vekili Esmer, 5150 kişinin tedavi için getirildiğini, 4153 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Bugüne kadar hastanemize ve diğer hastanelere başvuran 5150 deprem bölgesinden gelip 5150 depremzede içerisinden 619 kişi servislerde, 233 kişi de yoğun bakımda olmak üzere hastamız mevcut. Bunun yanında da 4153 taburcu olanlar var. Bu 5150'ye tamamlanan arada küçük bir 100 civarında da ayakta tedavi olup gitmiş arkadaşlar. Toplam 553 hasta başvurdu. 619'u bizim servislerde yatıyor. 233 kişi de yoğun bakımda. Toplamda 852 kişi hastanede şu anda mevcut. Vali vekili görevine başlayan Şenol Esmer, valilikte bir basın açıklaması yaptı. AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmaları anlatan Vali Vekili Esmer, Kayseri'de 9 okulun deprem nedeniyle boşaltılacağını söyledi. Daha önce 3 okul için karar alındı, deprem sonrasında da 9 okul için boşaltma için onay verildiğini belirtti. Boşaltma kararı alınan okullar şöyle: Koca Sinan Kadir Has Ortaokulu, Ümit Bekem İlkokulu'na taşınacak. Melik Gazi Besimi Özderici Ortaokulu, Mehmet Miraboğul İlkokulu ile Erbos Hasan Ortaokulu'na taşınacak. Koca Sinan Öz Akçalar İlkokulu, Hacı Mehmet Soyışık İlkokulu'na, Koca Sinan Yunus Emre İlkokulu, Mustafa Öner İlkokulu'na, Koca Sinan Ahmet Ulucan İlkokulu, Osman Ulubaş Sümer İlkokulu'na, Koca Sinan Gevher Nesibe Özel Eğitim Okulu, Koca Sinan Özel Eğitim Meslek Lisesi'ne taşınacak. Yine Melik Gazi Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Osman Kavuncu Ortaokulu'na, Melik Gazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi ile Mustafa Eraslan Lisesi'ne taşınacak. Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu, Rauf Tenktaş Ortaokulu'na taşınacak. Mithat Paşa İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ve Uluslararası Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi de daha önce boşaltılmıştı. Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kaldığı enkazın altından 222. saat sonra kurtarılan Melike İmamoğlu'nun haberini alan, deprem bölgesinde koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in mutluluk anları kameralara yansıdı. Melike abla harikasın, Melike abla. Hoş geldin Melike abla. Kahramanmaraş merkezi 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Hayrullah Mahallesi Özdemirer Apartmanı'nda enkazda çalışma yapılan İnegöl Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri 42 yaşındaki Melike İmamoğlu'nu 222. saatte kurtardı. Bu sırada AFAD Koordine Merkezi'ne gelen telefonla İmamoğlu'nun canlı kurtarıldığı haberini alan, deprem bölgesine koordinatörlük görevi yürüten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sevince boğuldu. Elhamdülillah.
Bir bayan. Kaç saat, kaçıncı saat arkadaşlar? 242. saat. O anlar kameralara yansırken Vali Çiçek ekiplere teşekkür etti. Arkadaşlar. Arkadaşlar Allah sizlerden razı olsun. Burada hem vatandaşlarımız hem ahiretimiz için çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun. Hadi herkese orada gözlerinden öpüyorum. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin aralarında bulunduğu 7000'i aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisinin talebi değerlendirilerek eğitim verildikten sonra ihtiyacı göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor. Bakanlık bugün itibariyle yapılan hasar tespit çalışmalarında 481.865 binada yer alan 2.196.088 bağımsız birimde inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 61.722 binada yer alan 263.800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiği bildirildi. 13.917 binada bulunan 86.673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121.515 binadaki 749.654 bağımsız birimin az hasarlı, 229.023 binada yer alan 915.723 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi. Değerli izleyenler, depremin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri her sokakta devriye faaliyeti gerçekleştirerek muhtemel olayları önlüyor. Kahramanmaraş merkezi iki depremin vurduğu 10 il arasında yer alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde birçok bina yıkılırken onlarca yapıda hasar oluştu. Kente yaşayan vatandaşların bir kısmı çadır kentlerde, bir kısmı da şehir dışına çıkarak evlerini terk etti. Deprem bölgesinde polis ve jandarmanın yanı sıra TSK'da görev aldı. Yıkılan enkazların ve bina çevrelerinde devriye atan Mehmetçik, olumsuzluklara karşı tetikte bekliyor. Kentin her sokağında adeta kuş uçurtmayan Mehmetçik, depremzedelerin can ve mal güvenliği için nöbet tutuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde Metropol ilçe belediye başkanları ile birlikte deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, kente misafir edilen depremzedelerin psikososyal başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında deprem koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Talas Belediye Başkanlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda kentte misafir edilen depremzedeleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada, kardeşlerimizin yanında yer almak bizim için bir sorumluluk anlayışıdır dedi. Depremin ilk cereyan ettiği dakikalardan itibaren 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle beraber Büyükşehir abiliğinde, önderliğinde hep beraber görev dağılımları yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Bu çalışmalarımıza hatırlanacağı üzere KASKİ'miz, elektrik şirketimiz, itfaiyemiz, kurtarma ekiplerimiz başta olmak üzere altyapı kuruluşlarımızla, doğalgazımızla dahil yine nasıl katkıda bulunuruz anlayış içerisinde bir an evvel sahaya arkadaşlarımızın intikal ettiğini daha önce açıklamış idik. Komşuluk ilişkilerinden kaynaklı, akraba ilişkilerinden kaynaklı buraya gelen depremzede kardeşlerimizin elinden tutmak, onların mağduriyetini gidermek adına neler yapabilirize kafa yorma yönünde AFAD'ımızla işbirliği halinde, valiliğimizle işbirliği halinde çalışmalarımızı kurum ve kuruluşlarımızla sürdürüyoruz. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen odalarımız,
ticaret odamız, sanayi odamız, borsamız başta olmak üzere organize sanayilerimiz, Kızılay'ımız, AFAD ekibimiz, sivil toplum teşkilatlarımız, kısacası her kardeşimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. KYK yurtlarımız, üniversitelerimiz, özel yurtlarımız, vakıflarımızın kurum ve kuruluşları Kayseri hayırseverliğiyle, bu kültürle adeta seferber oldu. Şimdi de şehrimize misafir olarak gelen 10 deprem bölgesi olarak nitelendiren ilden gelen kardeşlerimize ev sahipliği yapma yönünde de çalışmalarımızı AFAD'la birlikte, valimizle birlikte sürdürüyoruz. Yerel yönetimler olarak bizler üzerimize düşeni hem şehrimiz sakinleri açısından hem buraya gelen misafirlerimiz açısından yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı da zaman zaman değerli başkanlarımızla birlikte değerlendirme sürecinde her zaman çalışmamızı yapıyoruz. Sahaya gönderilen her türlü desteğin yanında artık burada olan kardeşlerimizin de elinden tutmak, onların da yanında yer almak bizim için bir sorumluluk anlayışıdır. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu deprem bölgelerine ilk günden beri koordinasyon merkezinin yardım etmeye devam ettiğini söyledi. Evet, şu anda Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Kayseri Serbest Bölge'yi temsilen Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi'nde yer aldıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, organize bir şekilde bu depremin yaralarını hep beraber sarmaya çalışıyoruz diye konuştu. İlk günden itibaren sanayicilerimizin bu depreme destek vermek, yaraları sarmak için böyle bir oluşum yaptık. AFAD izniyle, AFAD'la görüşmelerimiz Vali Beylerin bilgisi dahilinde ve o günden bugüne şu anda Kayseri'yi temsilen bütün malzemeleri, ihtiyaç olan bütün malzemeleri başta Maraş olmak üzere deprem bölgelerine gönderdik. Asrın en büyük felaketi 10 ilde hissedilen dünyanın en büyük depremlerinden birisini yaşamış olduk. Bir gün içerisinde 7'nin üzerinde 2 deprem, özellikle yer kabuğuna 7 kilometre gibi yakın bir yakınlıkta olan çok öldürücü, vurucu bir depremde maalesef 30 binin üzerinde vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 100 binin üzerinde vatandaşımız yaralandı. Milyonlarca insan da evsiz kalmış oldu. Tabii hükümetimiz, tüm kurumlarımız, vatandaşlarımız organize bir şekilde bu depremin yaralarını hep beraber sarmaya çalışıyoruz. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Kayseri olarak kurulan güzel bir koordinasyon merkezinde ilk yardımları Kayseri olarak ulaştırdıklarını söyledi. Tabii asrın felaketi, afatını yaşadık. 10 gündür, bugün 10. günü, 10 gündür de burada güzel bir koordine olarak, güzel bir koordinasyon merkezinde yardımları, ilk yardımları Kayseri olarak ulaştırmaya çalıştık. Burada koordine merkezinde olan tüm başkanlarımıza, oda başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah'tan razı olsun. Yani oda başkanlarımızla beraber yönetim kurulları, meclis üyelerimiz ve tüm firmalarımız ellerinden gelen yardım yapabilmek, bir an önce oraya ulaşabilmek içerisinde can siperhane bir şekilde de çalışmalarını yürütüyoruz burada, koordine ediyoruz. Ben tüm iş adamlarımıza, firmalarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise gece gündüz burada cansiperhane yardımlar ve çalışmalar devam ediyor diye konuştu. Allah bütün sanayici ve iş adamlarımızdan razı olsun. Yani o kadar yoğun bir telefon trafiği vardı ki, işte bir tır şunu göndereceğim, iki tır şunu göndereceğim, üç tır şunu göndereceğim, ya işte ihtiyaca göre alın, para göndereyim diyenler, başkanlarım bahsettiler. Kızılay'da hesabın daha iyi görülebilmesi, daha şeffaf olması için, paraya da elimizin değmemesi için Kızılay'da bir hesap açıldı. Oraya da Allah razı olsun ciddi şekilde yurt içinden yurt dışından, sadece yurt içinden değil, yurt dışından da kıymetli tanıdığımız, bildiğimiz, abilerimiz de bilmediğimiz insanlar da para yatırdılar. Asıl hadise burada sadece ekranın önünde görünen bizler değil, bizim arkamızdaki yönetim kurullarımız, meclislerimiz, bütün üyelerimiz, cansiperhane şekilde gece ve gündüz çalıştılar. Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise şu anda Kayseri'den oldukça fazla yardım malzemeleri gönderiyoruz dedi. Büyük bir yıkım oldu. Büyük bir acı duyduk. Tabii bu deprem olduktan sonra başkanlarımızla birlikte harekete geçtik. Sanayicilerimiz olarak, oda başkanlarımız, belediye başkanlarımız harekete geçtik. Elhamdülillah OSB fuar alanımızı lojistik merkezi olarak
başkanlarımızla birlikte lojistik merkezi olarak teyit ettik. Elhamdülillah büyükçe bir koşturma sağladık. Bütün sanayicilerimizi aradık, esnaflarımızı aradık. Sanayicilerimiz, esnaflarımız her zaman olduğu gibi yine cömertçe karşılık verdiler. Elhamdülillah malları, para yardımları, aynı ve nakdi yardımları yağdırdılar. Bundan dolayı sanayicilerimize, esnaflarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Başkan Büyükkılıç deprem bölgelerinden kente misafir edilen depremzedelerin kaldığı Şule Yüksel Şenler KYK Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Kayseri Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrası farklı şehirlerden gelen depremzedelerin yanında olmayı ve onları misafir etmeyi sürdürüyor. Depremzedelere kucak açan ve tüm imkanları seferber eden Başkan Büyükkılıç Talas ilçesinde Şule Yüksel Şenler KYK Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek burada depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Belediye başkanımız. Başkanımız Allah razı olsun. Çok yardımcı olun, Allah razı olsun. Bir daha bu şeyi kimseye göstermesin. İnşallah. Birbirimize sahip çıkacağız, yaralarımızı saracağız, birbirimize dua edeceğiz. Yurtta kalan depremden etkilenen çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, depremzede vatandaşlara bir istek ve talepleri olup olmadığını sordu. Birliğin, beraberliğin bugünlerde adeta ilaç olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bizim tek gayemiz depremzede kardeşlerimizin yüzlerinde bir nebzede olsa bir tebessüm oluşturabilmek ve rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmelerine katkı sağlamaktır dedi. Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen depremlerde enkaz altından kurtarılarak şehir hastanesine getirilen ve tedavi edilen depremzedeler yaşadıklarını anlattı. Ayağında 8 kırık olan 21 yaşındaki Turgay, şehir hastanesinden yürüyerek ayrılmak istiyor. 76 yaşındaki Mehmet amca ise herkese teşekkür ediyor. Onlar da depreme hazırlıksız yakalandı. Biri ilk depremde, diğeri ikinci depremde yaşadı kabus anlarını. 21 yaşındaki Turgay Orçan, saat 04.17'de fabrikada çalışıyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadı, enkazda kaldı. Turgay Orçan, 21 yaşında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Türkoğlu ilçesindeydi ve fabrikada çalışıyordu saat 4.17'de. Ve fabrikada çalışırken enkazın altında kaldı. Bir saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarıldı. Hemen Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Ayağında kırık bulunuyordu, 8 ayrı kırık. Ve ameliyat oldu, şimdi de şifa bulmayı bekliyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve yaşadığı korku dolu anları anlatan Turgay Orçan, büyük endişe duyduğunu ve arkadaşlarına buradan kurtulacaklarını söylediğini belirtti. Kendi yaralı olarak kurtuldu, 8 kırıklı ayağı ameliyat edildi. Bir arkadaşı ise kurtulamadı. Birden oldu deprem, birden sallandı. Çinkolar üstüme düştü. İşte babam geldi, o kurtardı. Yanımdaki arkadaşın işte kolu kırıldıydı. O kurtaramadı. İşte birden oldu, korktum. Birden sallandı. Fabrikada çalışıyordunuz o an. Aynen. Vardiyada mıydınız? Vardiyada diyor. Beklemiyordunuz tabii böyle bir şey. Yok, böyle beklemiyordum. Ama ilk zamandan böyle sallandı, ondan bir şey olmadıydı. İşte birden oldu deprem. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Ayağımın durumu iyi işte. Platin attılar. Yatıyorum. İnşallah iyileşir ya. 8 kırık mı var? Aynen 8 tane kırık var. Biri dedi ki arkadaşım ölüme mi gidiyordu? Ben de yok dedim. İnşallah durur dedim. Dua et dedim. Aynen bunu hayal edeyim. İnşallah yürüyerek çıkar giderim. İnşallah. İnşallah. Peki. Mehmet Ali kurtulsa 76 yaşında. O 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde enkaz altında kaldı. Eşi ve kızı da şehir hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. O da devlete işte böyle teşekkür etti. Mehmet Ali amca da 76 yaşında. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yakalandı o depreme. İlk deprem değildi, ikinci depremde nasılsa bir şey olmaz diye evine gitmişti ancak o 7.6'lık depremde enkazın altında kaldı. Çok şükür iyi, tedavisi devam ediyor. Yani böyle siteye ikinci depremin yetişmesiyle site yerinden kalktı desem inana. Koca 50 dairelik site böyle elendi. Kaçtık kendimizi dışarı atak diye ikinci katta oturuyorduk çocuklarla beraber. Dış kapıda yakalandık.
Adamlar yetişti yani bizim oraya düşmemizine yetişmeleri 10 dakika tahminen almadı. Beni çıkarttılar ilkin. Hanım buradadır dedim yan tarafta. Beni iki kişi aldı gitti. İyiyim yani şu kolum kalkmıyor. Sağ olsun devletimiz işte görüyorsun. Üç öğüne bizim yemeğimizi 3 çeşit, 4 çeşit yemek evimizde göremediğimizi görüyor. Efendim dünya tarihindeki en büyük kara depremlerinden birisi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremin toplum ve özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla depremzede çocuklara yönelik manevi destek veriliyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ uzman eğitmenleri ilk etapta bu büyük felaketten en fazla etkilenen çocuklar ile yakından ilgilenmeye başladı. Görevlileri tarafından kaldıkları yurtlarda ziyaret edilen depremzede çocuklara akıl oyunları ve oyuncaklar başta olmak üzere tüm ihtiyaçları için destek verilmeye başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilen depremzede çocuklar için kaymak personelleri akıl oyunları başta olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenledi. Öte yandan çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı. Yurtlarda kalan depremzede çocukları ziyaret eden Büyükşehir'in uzman eğitmenleri tarafından çeşitli oyuncak, araç gereç verilerek düzenlenen oyun ve etkinlikler sayesinde çocukların yaşadığı travma hafifletilmeye çalışılırken çocuklara renkli etkinlikler düzenlendi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için barınma, yiyecek, içecek ve giyecek yardımları yaparken özellikle depremden etkilenen çocukların psikolojik travmalarını en aza indirmek amacıyla psikolojik destek veriyor. Ayrıca kaymak personelleri tarafından Kayseri'ye gelen depremzedelerin kişisel bakımları da yapılıyor. Depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmaya gayret ediyor. Türk Kızılay'ı Şube Başkanı Cafer Beydilli 250 civarında bölgelere tır gönderildiğini söyleyerek kan stokunun dolduğunu ve şu ana kadar Kayserili hayırseverlerin 17 milyon TL nakdi yardımda bulunduğunu kaydetti. Türkiye kenetlenmenin ve tek yürek olmanın örneğini gösteriyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından tüm kurumlar ve vatandaşlar seferber oldu. Kızılay da depremin sembol kurumlarındandı. Türk Kızılay'ı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli yapılan çalışmaları anlattı. Şu ana kadar 17 milyon TL Kayserili hayırseverlerin nakdi yardımda bulunduğunu söyleyen Beydilli, Kızılay'ın kan stokunun dolduğunu ifade etti. İlk deprem olduktan hemen birkaç saat sonra Sayın Valimizin çağrısıyla AFAD merkezinde toplandık. Bütün il yöneticileri, STK temsilcileri toplandık ve neler yapılacağının planlaması yapıldı. Ve o şekilde devam ediyor. O günden bugüne kadar da Kayseri'de hatta sanayi odası, ticaret odası, diğer OSEB'ler, ondan sonra bunların başkanlarıyla birlikte belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları hep beraber bir organize olarak bu yardım çalışmalarını bir koordine edelim dedik. Ve biz de Kızılay olarak orada o işin içerisinde olduk. 9 tane kurum bir araya geldi. Sağ olsun depremden sonra hiçbir çağrı yapılmadan, ben tebrik ediyorum, bütün insanlarımız kan merkezlerimizin önünde kuyruk oluşturdu kan bağış için. Ve epeyce kan aldık ve stoklarımız doldu şu anda. Türkiye'de kan ihtiyacı karşılaması konusunda Kayseri birinci sırada. İstediğimiz kanı biz her zaman karşılıyoruz. Yaklaşık olarak yıllık 140 bin ünite Kayseri bölgemiz, kan merkezimiz kan alıyor ve bunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Kayseri nakdi bağış durumunda da hem AFAD olarak hem Kızılay olarak sivil toplum kuruluşlarının ortak birliği olarak bağışlarımız devam ediyor. Yaklaşık 17 milyon civarında ama bu devam ediyor tabii ki. Şu an için 17 milyon diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Deprem bölgelerine giden tırlarla ilgili de konuşan Beydilli, 250 civarında tırın bölgelere gönderildiğini ve her bir tırın maliyetinin 1 milyon TL'den fazla olduğunu kaydetti. Yine bu bağış kampanyasında Kızılay'ın hesaplarını vermek suretiyle bütün bağışları bu Kızılay'ın hesaplarında topladık ve deprem bölgesine hala da yapılan bağışları, oradaki ihtiyaç malzemeleri almak suretiyle burada bir komisyon belirledik. Bu komisyonun alım marifetiyle oraya göndermeye çalışıyoruz. Ve şu anda yaklaşık olarak Kayseri'den 250 tır civarında bölgeye yardım gitti. Bunu tabii ki öncelikle biz Maraş'a öncelik tanıyoruz. Çünkü bizim Kayseri valimiz
Maraş'ın bu bölgede koordinatör valisi oldu. İlk tercihimiz orası ama bunun haricinde diğer gelen yerlerin hiçbirinin taleplerini boş çevirmiyoruz. Onlara da elimizden gelen bütün yardımları yapıyoruz. Şu anda depomuzda sürekli olarak malzeme geliyor ve çıkıyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, asrın afeti olarak nitelendirilen depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve yaralarının sarılması adına bütün ekiplerin gece gündüz durmadan canla başla çalıştıklarını söyledi. Koca Sinan Belediyesi'nin deprem bölgesine yardımları sürüyor. Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, depremin ilk saatlerinden beri desteklerimiz sürüyor. Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren belediyenin tüm imkanlarını deprem bölgesine seferber ettik. Ayrıca ilçemizde bütün tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Koca Sinan Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Örnek birliktelik sergileyen hemşehrilerimiz de topyekün bir biçimde bölgeye yardım göndermek ve şehrimize gelen depremzedelere destek olmak için yoğun gayret sarf ediyor. Herkesten Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zorlu günleri aşacağız diye konuştu. Başkan Çolak Bayraktar tüm imkanlarla depremin yaralarını sarmak için gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Efendim haber detaylarımızı aktardık. Ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın daha güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.